Oo Metehan hocam, ne haber ya? Oo abi hoş geldin. Hoş bulduk da. Ya şu zarfı buldum kapının önünde, hayırdır? Kapının önünde zarf mı buldun? Ha. Postacı postaya bırakırdı. Adres falan da yazmıyor. Sadece Orhan'a. Demek ki birisi elden bıraktı hocam. İyi de isim yazmıyor abi. Açsak mı acaba? Yani şimdi Orhan artık burada yaşamıyor malum. Adam gitti biliyoruz. Birinin bunu açması lazım. Babama vereyim. Gerçi de ofise gitti. Açıyorum o zaman. Aç ama dikkatli aç ya aman. Yaptıklarının bedelini ağır ödeyeceksin kardeşim. Bu ne demek abi? Abicim, ne bileyim şöyle bir sağına sonuna falan bak, isim misin falan bir şey yazıyor mu? Yok abi bir şey yazmıyor işte. Bildiğim biri basbayağı Orhan abiye tehdit mektubu yazmış. Tamam da niye, kim Orhan'a tehdit etsin onu anlamadım ben. Bilmiyorum ki. Bana bak Metehan hocam. Acaba bizim Orhan'ın bilmediğimiz böyle gizli bir derdi vardı da adam o yüzden mi çekti gitti? Nasıl? Bu mektupla alakası olabilir mi gidişin? Şimdi ne bileyim. Baksana mektup Orhan'a gelmiş. E Orhan konakta değil. Demek ki onlar bunu bilmiyor. Acaba Orhan benim izimi buldular eyvah deyip ondan korkup kaçmış olmasın? Yok be abi öyle bir şey olmaz. Orhan abi tehditle korkup kaçacak adam mı? Ha. Tabii o da var şimdi ben onu düşünemedim. Abiciğim kim gönderdi bu mektubu ya? Yaptıklarının bedelini ağır ödeyeceksin kardeşim. Orhan abi ne yapmış olabilir ki? Ne yapmış olabilir değil. Doğru soru kime ne yapmış olabilir? Bu mektubu gönderen Orhan abinin peşine düşmesin. Yok be abiciğim. Koskoca Ömer Seten bulamadı Orhan'ı da bunlar mı bulacaklar? O da doğru. Ya insan bir telefonunu açar, en azından söylerdik abi böyle böyle bir durum var, dikkat et diye. İşte Orhan. Yaptıklarının bedelini ağır ödeyeceksin kardeşim. Hay Allah, hay Orhan ya, hay Orhan ya. Ne bileyim, güvende miyiz şimdi? Merhaba Atiye. Hoş geldiniz. Ömer Bey bir saniye. Az önce markete kadar gitmiştim. Döndüğümde kapının altından bu zarfı atmışlar. Hı. Ne bu? Kim göndermiş? Ay vallahi bilmiyorum da üzerinde Ömer Baba'ya diye yazıyor. Size bir tek Orhan Ömer Baba derdi. Ay acaba Orhan'dan mı geldi? Allah Allah. Üzerinde böyle pul, damga falan da yok. Ay demek ki bizzat getirip kendisi bırakmış. Tamam Atiye, sağ ol. Ömer Bey açmayacak mısınız? Tamam Atiye, zarfı verdim, sağ ol. Bir açsaydınız, okusaydınız Ömer Bey. Atiye. Ay ne olur yani, şurada okusanız. Bir şey mi dedin Atiye? Yo Ömer Bey, kolay gelsin diyecektim. İyi. Ama gel okuma. Gülme ya. Ama çok komik duruyor. Ay sen kendi haline bak. Ay sevmiyorum ya öyle dünyanın parasını verip dışarıdan krem almayı. Bu bizim yediğimiz yiyeceklerin içinde cildin ihtiyacı olan bütün mineraller, asitler varmış. Berna hep öyle derdi. Vallahi Berna abla haklıymış. Baksana şu cildine. Ya o kadar güzel duruyor ki bebek gibi kızsın Gökçe abla. Ay, ay yerim seni. Asıl sen kendine bak. Fıstık gibisin vallahi. Siz burnunuza ne yaptınız öyle Gökçe abla? Diyah noktalar için böyle maske gibi bir şey yaptık biz ablanla. Siz zaten çok güzelsiniz ki. Ay işte aradığım centilmenlik. Teşekkür ederiz Uzay bacığım. Senin yanaklarını ısırırım ablasının gülü. Ama o burnunuzdakilerle birazcık komik misiniz? O zaman bu muhteşem ikilinin bir tanecik anı fotoğrafını çeker misin? Çekerim. Teşekkür ederiz. Al bakalım.
Hüseyin. Tozlanmış da kapının tozunu alıyorum. Kapı tozlanmış. Ay her gün toz alıyorum. Yine tozlanıyor. Ben de anlamadım git. Ne zamandan beri kapının tozunu gömleğinin koluyla alıyorsun abla? Ay size de bir yaranamadım gitti. Bir yaranamadım gitti. Tövbe tövbe. Tutkusuz, renksiz hayatlar bize göre değil demiştim. Ömer Baba, hazır ol, heyecanın olmaya geliyor. Kimdi bu? Kim? Ma, mülk, para, pul, güç. Bunların hepsi yalan. Ben bütün bunların farkına vardım. Oldukça mütevazi gördüm sizi. Ama benim inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bana göre tam tersi. Güç zehirlenmesi yaşıyorsun sen. Hayır. Güçsüz olduğumu söylemedim. İnsan doğasını yaşıyorum. Ben hiçbir insandan farkım yok. Kabı farklılığımız olabilir. O geçen ofise gelip deli gibi beni dövmeye çalışan bir çocuk vardı. Neydi onun adı? Orhan. Mesela Orhan'la benim aramda hiçbir fark yok. O kendini sana adamış. Ben de kendimi Belgin'e adadım. Zorla güzellik olur mu ya? Gönül işlerinde. Olabilir mi böyle bir şey? Denemeden bilemeyiz. Ya olsaydı? Senin adamın geldi. Ofisi darma duman etti. Tutku işte. Tutku bu. Orhan'ın yaptığı gibi ölümüne savaşmak. Tabii ya. Kaan Bey. Demek hiç akıllanmadın sana. Kibiri gözlerini kör etmiş seni. Fedakarlık nedir bilmiyorsun. Ama herkesten fedakarlık bekliyorsun. Orhan'ın gözü pekliğine şaşırıyorsun. Orhan bu dünyaya kimsesiz ve yoksul olarak geldi. Sense zengin bir dünyaya gözlerini açmışsın. Bu yüzden çok şımarmışsın. O kimsesiz, yoksul Orhan, bugün uğruna canını bile verebileceği bir babaya, bir aileye sahip. Sense hiçsin. Kimsesiz bir hiç. Zavallısın. Yani Orhan'la kendini kıyaslayamazsın. Çünkü sen Orhan'ın tırnağı olamazsın. Şu davaya gelince. Belgin Hanım davadan vazgeçer mi bilmem. Ama bu dava artık benim için kişisel bir mesele. Anlaşılan cezaevi bile ıslah etmemişsin ha. Bakalım kim kimin hayatına heyecan katacak. Ömer Baba, ha? Ömer Baba.
Meta ne yapacağız? Evdekileri göstermeyecek miyiz mektubu? Panik olurlar abi. Düşünsene biri konağın önüne kadar geliyor ve tehdit mektubu bırakıyor. Tamam da hiçbir şey olmamış gibi davranamayız ki. Yani en azından Ömer amcanın bilmesi lazım. Haklısın abi. Ne yapsam, arasam mı şimdi? Yok canım, aranmaz. Ya böyle bir şey telefonla söylenir mi Meta? Adamı iyice panik edeceksin. Senin yanına gitmen lazım onun. Öyle mi diyorsun? Yani hiç olmazsa mektubu da görür, bir bakar Ömer amca. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Güliz burada, ona söylemeden nasıl gideceğim? Şimdi ona söylersen Gökçe de dolaylı yoldan öğrenir. Ne bileyim, bilemedim. Neyse. Ben kimseye görünmeden kaçıyorum abi. Sen durumu idare edersin. Yarım saate gidip gelirim. İyi tamam, hadi o iş bende. Ara beni muhakkak. Durumdan haberdar et. Hay Allah'ım ya, nereden çıktı şimdi bu iş? Ömer Bey. Dün istediğiniz dosyaları getirdim. Bir de Banu Hanım'ın dükkana gelen adamlarla ilgili bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Ömer Bey. Ha, kim? Kim dedim? Banu Hanım'ı diyordum. Ömer Bey, iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Değilim Buse, değilim. Öfkeme hakim olmak için zor tutuyorum kendimi. Geç. Geç otur şöyle, geç. Tutkusuz, renksiz hayatlar bize göre değil demiştim Ömer Baba. Hazır ol, heyecanın olmaya geliyorum. Bu ne Ömer Bey? Nereden geldi bu? Kaan Efendi kendince tehdit mektubu yollamış bana. Kaan? Belgin Hanım'a musallat olan Kaan. Ta kendisi. Daha neler? Bu adam size içeriden tehdit mektubu mu yazıyor? Kolu uzun demek ki. Dışarıda adamları var, onlara yaptırmıştır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapacaksınız peki şimdi? Kim kime heyecan verecek göreceğiz. Neyse şimdilik aramızda kalsın. Aman sakın ha, bizim kızlara hele hiç söyle. Tamam, merak etmeyin. Tabii ki söylemem. Sen Banu Hanım demiştin değil mi? Evet, bir şey öğrenebildiniz mi diye gelmiştim ama. Konağa gitmiştim ya, geri dönerken Hikmet amcaya uğradım. Bu dükkanın sahibine. Onunla konuştum. Tanıyor muymuş adamları? Yok, tanımıyormuş. Ben de iyi düşün Hikmet amca. Öyle herhangi birisiyle aranda bir husumet, bir olay, bir şey var mı diye sordum. Adam kızdı birdenbire. Dedi ki yedi göbektir Üsküdarlıyız biz. Bizi herkes tanır, sen de tanıyorsun. Kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. O zaman dükkan sahibiyle ilgili bir durum değil bu. Bence de değil. Ayrıca kiracısından da çok memnun. Günü gününe kirasını öder dedi. Ama söylediği başka bir şey takıldı kafama. Ne söyledi? Birileri aramış bunu. Dükkanı tutmak istemişler. İki katı da kira ödeyelim demişler. Hikmet Bey ne demiş? Ben kiracımdan çok memnunum. Hayır demiş ve kapatmış. O zaman dükkana gelen adamlarla aynı adamlar olabilir, değil mi? Bence de olabilir. Bu konunun üstüne düşelim. Sen bir araştırmaya başla istersen. Tamam, ben araştırmaya başlıyorum. Ay vallahi burun çevremiz pamuk gibi oldu. Bak, değil mi? Bir ferahladık sanki. Vallahi bir nefes aldı. Şefim! Zeytinyağı için tadım hazır mıyız? Güliz ne haber ya? İyiyim abi, sen? İyi. Ay Hakan, sen geldiler mi? Geldiler vallahi. Tadalım bakalım en iyisi hangisiymiş? Hakan abi, Mete nerede? Mete! Mete şeyde, Mete şeyde. Bahçede mi? İyi o zaman, siz zeytinyağı seçerken ben de bahçeye... Yok gitme. Niye ki? Niye gitme? Çünkü Meta'nın bahçede yok ondan. Odasında mı? İyi o zaman ben odasına bakarım. Yok odada da değil. Gitme. Yok bakma.
Nerede Mete? Gitti Mete, gitti. Acil bir işi çıkmış da onu gitti. Nereye gitti Hakansan? Nereye gitti? Hayır yani bir yere gitti, bana haber vermeden mi gitti? Yok, haber veremedi. Çok böyle acil çıkması gerekiyordu, gitti. Şeyden dolayı, Gülizciğim bu çok... Hakansan söylesene, nereye gitti? Aman gitti. Gitti ya. Ömer amcanın yanına gitti, tamam işte aman söyledim. Yarım saate gelecek hemen kısacık. Allah Allah. Kötü bir şey mi oldu acaba? Niye gitti ki alelacele? Aman be! Zeytinyağı mı tadıyoruz burada? Sıra köprüsü mü geçiyoruz? Ya bu ne ya? Soru üstüne soru, şey yapalım tamam. Gelince Metehan'a sorarsınız, ben bilmiyorum efendim. Yok, bende bir cevap yok yani. Metehan gitti işte, boş verin. Tadım yapalım. Hadi gel, tadım. Baba, müsait misin? Gelebilir miyim? Mete, biz az önce konakta görüşmedik mi oğlum? Babamın ofisine gelemez miyim ya? Niye bu kadar şaşırdın ki? Gelebilirsin tabii ki, gelebilirsin. Hoş geldin. Yani ne bileyim, bir saat önce görüşünce ondan demiştim. Ne ikram edeyim sana ha? Karşılıklı birer kahve içelim mi? Yok baba, sağ ol. Zaten kimseye söylemeden geldim. Gülüz de konakta, o yüzden çok kalamayacağım. O zaman tahmin ettiğim gibi ha? Öylesine gelmemişsin buraya. Baba, benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Yani akşam olmasını bekleyemedim. Söyle oğlum. Orhan'a. Yaptıklarının bedelini ağır ödeyeceksin kardeşim. Demek Orhan'a da göndermiş bunu. Nasıl yani, sen bu tehdit mektubunu kimin gönderdiğini biliyor musun baba? Bir benzerini ofise yollamışlar. Nasıl yani, Orhan abiyi tehdit etmek için ofise de mi mektup göndermişler? Yok, bu defaki bana, benim şahsıma. Ömer Baba diye yazmışlar. Baba tamam da bunlar senden, Orhan abiden ne istiyorlar? Kim bunlar baba? Elimde delil yok ama bunu büyük bir ihtimalle Kaan Efendi göndermiş. Hani Belgin Hanım'ı hayatı zehir eden Kaan Efendi var ya, işte o. Baba tutuklu değil mi adam? Tutuklu yargılanmayacak mıydı? E tamam da oğlum, dışarıda adamları yok mu? Onlara yaptırmıştır. Baba ya sana bir şey yaparsa bu? Yok oğlum, merak etme sen. Havlayan köpek ısırmaz, ısırmaz. Baba, Kaan gibi bir psikopattan bahsediyoruz. Belgin ablaya bile neler yaptı bu adam? Oğlum, ben meslek hayatım boyunca bunun gibi neler gördüm biliyor musun? Ayrıca tabii önlemimizi de alacağız. Ne yapacaksın peki? Yani hem konağın hem de ofisin kameralarına bir bakacağız. Bunları kim getirmiş buralara kadar? Sonra? Sonra bakacağız işte. Ha sakın ha, konaktan kimsenin haberi olmasın. Baba zaten ne yapacağımı bilmediğim için senin yanına geldim direkt. İyi yaptın oğlum. Ha Hakan'a da söyle. Sussun, kimseye söylemesin. Tamam baba. Ömer Bey, bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Mete, taze çay demledim. Bir bardak getireyim mi? Aa, yok yok. Ben sana şöyle bol köpüklü bir Atiye abla kahvesi yapayım mı? Yok Atiye abla, sağ ol. Ben de kalkıyordum tam. Aa, olur mu öyle şey canım? Bir çayımızı kahvemizi içmeden gitmek. Atiye abla, bir dahakine sözüm olsun. Baba, o zaman akşam konuşuruz. Konuşuruz da yalnız bir şey daha bilmen gerekli. Ömer Bey, vallahi söylediğimizi duyarsa bizi topa tutar. Baba neyi bilmem gerekiyor? Kim topa tutar? Ne oluyor? Bir şey söylesenize. Atiye, en azından Mete bilsin. Yalnız akşama kadar konaktaki kimseye bir şey söylemiyorsun. Baba ne oluyor? Çatlatmayın insanı, söylesenize. Abla,
ayağını kırdı. Ne? Nerede peki? Hastane mi? Tamam gidelim hadi. Sakin ol kuzum, sakin ol. Yok bir şey. Odasında hatta yanında hastası bile var. Nasıl ya? İnat. Eve gitmem diye tutturdu. Neymiş efendim? Hastalarının randevusunu iptal edemezmiş. Hı. Tam Ömer Setenlik bir hareket. Tebrik ederim babacığım. Ablam senin kopyan. Atiye abla, müsait mi ablam? Gidebilir miyim yanına? Meten gerçekten şu anda müsait değil. Hastası var dedim ya. Yani ayrıca sana söylediğimizi duyarsa bize çok kızar. Tamam, akşam göreceğim zaten. Baba, ben gittim. Ben seni geçireyim o zaman kuzum. Evet. Hazır mısınız zeytinyağı tadım etkinliklerine? Evet. Gökçe abla, renginden falan mı anlıyoruz? Yok Gürizciğim. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşit çeşit zeytin yetişiyor. Dolayısıyla renkleri birbirine yakın olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle ekmeği açıyoruz. Böyle banıp banıp tadıyoruz. Evet. Doğru, tadacağız ama ondan öncesinde zeytinyağının kokusuna ve yoğunluğuna bakıyoruz. Şimdi koklayın bakayım. Ha, onunla mı başlıyoruz? Hangisi böyle genzinizi yakarsa o iyi bir zeytinyağı demektir. Yani şu fena değil gibi ama şefim ben şimdi koklayınca anlayamadım, bunu içmem lazım. Bir kafaya diksem şunu. Tamam, onu da yapacağız Hakan San. Bir yoğunluğuna da bakın bakalım hangisi daha yoğun görünüyor. Yani şu daha yoğun gibi ama sanki yani şefim üniversitelere zeytinyağı mühendisliği falan açmak lazım yani. Ama ben anlamıyorum bak diyorum ben vallahi şuna böyle bir ekmek bansam ben yolumu bulacağım yani. Hani ben hemen söylerim hangisi en iyisi. Ekmek banmam lazım. Ha işte. Tamam. Ya. Şimdi bence yani kokusuna ve yoğunluğuna baktığımızda sanki en iyisi... Evet. Evet bence doğru. Bu. Ya Allah bismillah. Hakan sen biz de bakalım mı tadına? Nasıl? Gerçekten bu iyiymiş. Şefim sanki böyle zeytin ağacına böyle ağzımı dayamışım da böyle... Böyle ağacın suyunu içiyormuşum gibi ya. Değil mi? Unutmayın, eğer kokusu keskin, yoğunluğu da yerindeyse o iyi bir zeytinyağıdır. Şefim vallahi bravo. Hı? Şimdi bizim son bir işlemimiz kaldı. Bunları alacağız, buzdolabına koyacağız. Hangisi donduysa yine ondan iyi kalite bir zeytinyağı olduğunu anlayacağız. Bak şunun ikisinin rengi çok aynı. Hı hı. Dolaba koyduk. Çıkarırken karıştırırsak ne olacak? Hangisi en iyisiydi bunun? Nasıl anlayacağız? Karışmayacak. Çünkü içlerine birer zeytin yaprağı atacağız. O bir numara olduğu için bir tane, evet, iki. Şunu da üç tane koyduk. Tamam, birinci bu, bir bu. Evet. Tamam. Ay, vallahi deney yapıyoruz. Vallahi şu birinciye de. Güzel, güzel. Size nasıl teşekkür etsem Hasan Hanımlar? Ömer Bey sağ olsun, öyle içimi rahatlattı ki. Ya Banu Hanımcığım, ben sana demedim mi? Görüyor musun? Yanında senin koskoca Ömer Seten varken hiçbir şeyden korkmayacaksın. Ama bu parfümerci Aysel'e bir sormalı. Sabah öyle telaşlıydık yani. Bence bu sana gelenler ona doğuramış olabilir. Ömer ne gerekiyorsa yapacaktır. İçiniz rahat olsun. Aysel Hanım'ı da gerekirse bir daha arayalım. Ay sağ olun, hepiniz sağ olun. Yani şimdi Ömer Bey ne dedi tam olarak? Dava açılacak mıymış? Yani iş oraya varırsa dava açılacak, evet. Ama önce bu adamların kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Yaz kız beni de tanık olarak. Giyerim mahkeme kıyafetlerimi, çıkarım hakim beyin karşısına. Anlatırım her şeyi. Öyleyken böyleyken şöyle oldu derim. Ay bu Nur Hayat beni öldürecek ya. Ya ne kadar meraklısın ya. Sen böyle kıyafetlerini giyip giyip mahkeme mahkeme dolaşmaya tövbe tövbe. Ama hayatım her kadının gardırobunda her duruma uygun kıyafet olmalı. Peki ben bu evle nasıl yapacağım siparişleri? Ha, dükkana da gidemem. Banu Hanım. İsterseniz bugünkü siparişleri bizim mutfakta yapın ha. Gökçe de yardım eder size. Ha, ay ne güzel fikir Rabiş. Size zahmet olmasın. Ay yok canım ne zahmeti. Gökçe çok mutlu olur.
Zaten o da ileride butik bir pasta dükkanı açmak istiyor. Çok şey öğrenir sizden. Madem siz öyle diyorsunuz, ben bir babamı arayayım. Merak etmiştir. Arakası Hüseyin amcamızı, bizden de selam söyle. Siz pişirin her şeyi, götürmesi de selamı eniştenizden. Müstakbel beyimin de bir çorbada tuz olmasın ayağım. Evet. Söyleyin bakayım hangisi donmuş? Bizim beğendiğimiz donmuş. Bu işi biliyoruz ya. Ama diğer ikisi donmamış Gökçe abla. Yani bunlar zeytinyağı değil mi? Yok canım, onlar da zeytinyağı tabii de. Onların içine başka yağlar karışmıştır, o yüzden donmamıştır. Şefim, sende ne bilgiler var? Hakan San, Türkan Hanım'ın konağında yetişmişim. Çocukluktan gelen deneyimlerim de var, olsun o kadar. Türkan annem hep derdi, insanlar güne zeytinyağı içerek başlarlarmış. Düşünsenize yani, o kadar yararlı. Bir de dipnot, iyi güzel zeytinyağı en iyisi yani soğuk sıkım olan. Tamam, zaten bu da soğuk sıkım, okey. Hemen ben bunların siparişini veriyorum. Sen de bir 15 litre istemiştin, sana da alıyorum. Hemen kaçıyorum, hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Gökçe abla, ben de bir gideyim Mete'ye bakayım. Acaba nerede? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin Gökçe'cim. Sağ ol Rabia abla. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk Gökçe. Bir şey mi lazımdır Rabia abla? İşin aslı, sen lazımsın Gökçe'cim. Ben mi? Banu Hanım olanlardan sonra dükkana gidemiyor. Eli de bu halde. Bileğimi incittim herhalde o sırada. Yani önemli bir şey yok gibi ama yetişmesi gereken siparişlerim var. Akşama doğum günü müşterim var. Bu kolla da. Ben sana sormadan Banu Hanım'a siparişler konusunda yardım edebileceğini söyledim. Ay aşk olsun Rabia abla. Sormana gerek yok tabii. Yardım ederim ben seve seve. Seni de işinden gücünden edeceğim Gökçe ama en azından pastayı yapayım dedim. Yoksa içim rahat etmez. Ay olur mu hiç Banu Hanım? Siz bana tarif edersiniz, ben yaparım her şeyi. Sadece pasta değil, ne varsa yetiştiririz. Çok sağ ol. Hakkını helal et şimdiden. Ay ne hakkı? Helal olsun. O zaman ben kalabalık etmiyorum, iki şefi baş başa bırakıyorum. Tamam, biz hallederiz zaten Rabia abla. Çok sağ olun Rabia Hanım. Bana mutfağınızı açtınız. Ne demek Banu Hanım? Komşuyuz biz. Her zaman destek olacağız birbirimize. Hadi kolay gelsin. Ay ben topu topu 10 dakika kaldım markette. Demek ki o arada getirip zarfı attı kapının altından. Ay o zaman Orhan ofisin etrafında olmalı. İyi de öyle olsaydı karşılaşırdık. Demek ki ben gittim, hemen arkamdan geldi. Tabii tabii, kesin öyle olmuştur. Abla, ne konuşuyorsun kendi kendine? Ay, Buse. Vallahi seninle paylaşacağım. Eğer paylaşmazsam ben çatlarım. Kız, biliyor musun Orhan gelmiş. Aa, gelmiş mi? Konaktan mı aradılar? Yok yok, buraya gelmiş. Ofise? Evet. Ne ara gelecek? Biz hep ofisteydik. Ömer Bey'e mektup bırakmış. Ha, mektubu diyorsun. Ömer amca görmüş mü yani Orhan'ı? Yok kız, hani ben markete gittim ya. Döndükten sonra bir baktım, kapının altına atmış mektubu. Mektubun üstünde Orhan mı yazıyormuş? Yo, Ömer babaya yazıyordu. Nereden biliyorsun o zaman Orhan'ın attığını? Buse, Ömer Bey'e Orhan'dan başka kim Ömer baba diyor? Hı? Gelmiştir ablacığım, gelmiştir haklısın. Buse, ben bu bakışı biliyorum. Vallahi sen bir şeyler biliyorsun. Orhan gelmemiş mi? Peki o mektubu kim yollamış? Kız, üzerine de Ömer babaya yazıyordu. Yok yok, sen bir şeyler biliyorsun. Gel buraya, gitme. Buse, söyle bakayım kimden gelmiş o mektup? Gülis. Ne yapıyorsun burada tek başına? Bir düşün bakalım, ben niye burada tek başımayım acaba? Ben gittim diye. Tamam, bir yere gidiyorsan git de insan bir haber verir, bir şey söyler.
haklısın. Tamam, ne desen haklısın. Çok ani oldu. Hakan abi anlatmadı mı sana? Anlattı. Anlattı da ne anlattı diye sorsan hiçbir şey anlatmadı. Gelince kendine sorarsın dedi. Kendisine sorarsın dedi. Şey oldu. Şimdi tam ben bahçede ağacı buluyordum. Babam aradı beni. Çok önemli bir evrak unutmuş. Adliyeye gideceğim dedi. Işık hızıyla getirmen gerekiyor deyince. İyi o zaman. Ömer amca söylediyse sorun yok. Ama bir daha bir yere giderken bana haber ver, tamam mı? Tamam. Sana bir şey olmuş, bir güzelleşmişsin sen. Ay yoksa yaptığınız maske işe yaramış mı? Gökçe şef yaptıysa işe yarar tabii. Ya Metehan, ben sizin mahalledeki Banu ablanın olayını duydum bugün. Güpegündüz şehir eşkıyası bunlar. Güliz, bizim mahalle köklü bir mahalledir. Herkes birbirini tanır. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Ama bunun altından bir şey çıkar. Şimdi Gökçe ablayla beraber mutfaktalar. Siparişleri hazırlıyorlar. Burada herkes birbirinin yardımına koşar. Bu mahallede kimse yalnız değildir. Ya ben düşündüm de acaba bu mahalleye mi taşınsam? Olur yani, tabii sen de istersen ileride Türkan Hanım'ın konağında yaşarız. Yani şimdi sen yoksa? Yani... Betüşko, sen buradasın. Ay siz özel konuşuyorsunuz galiba. Çocuklar kusura bakmayın ne olur. Ben gideyim sonra gelirim. Evet, hayır. İdil abla gitme yani, özel bir şey konuşmuyorduk. Hayır İdil ablacığım, biz normal sohbet ediyorduk değil mi Mete? Peki madem. Şey, Betişko, şimdi bugün İdol'ün dünyasına benim psikolog bir arkadaşım gelecek konuk olarak. Bana eşlik eder misin diye soracaktım. Yani tabii ki Güliz'ciğime de ayıp olmazsa. Estağfurullah İdil ablacığım, niye ayıp olsun? Hem ben Batuhan'ın yanına giderim, bu kitap kampanyası için daha çok ne yapabiliriz onu konuşuruz. Güliz de sonuçta bu konağın bir kızı. Ben yokken de bu konakta vakit geçirmesini öğrenecek. Ay Metişko, ne güzel söyledin. Tabii ki Güliz'cim de bu konağın bir kızı. Tamam, o zaman konuğum gelince haber vereceğim ben size. Hadi size iyi sohbetler. Tamam. Gökçem canım ya, nasıl sevindi Banu Hanım'a yardım edeceğiz diye. Ay benim iyi yürekli kızımı. Birine yardımcı oldu mu, ufacık da olsa dokundu mu dünyalar onun olur. Anneciğim, Banu Hanım'ın dükkanını o adamlar ne yapsın ben gerçekten anlamıyorum. Küçücük bir yer. Zaten bizim mahalle öyle işlek bir yer de değil. Küçücük dükkanla ne işi olur o adamların? Vallahi evladım, benim de hiç aklım almadı. Yani Nur Hayat ne kadar doğru anladı bilmiyorum ama sabah parfümerici Aysel Hanım'a rastlamış. Kepenkleri indirmiş, böyle hızlı adımlarla gidiyormuş. Acaba Banu Hanım'a gelen adamlar Aysel Hanım'a da mı geldi diyor. Allah Allah. Ben bu iki kadına da hayranım. Çok girişimci ruhlular, çok cesurlar. Hani KOSGEB desteği almak, kendi işini kurmak. Vallahi helal olsun onlara. Devletin bu girişimci kadınları desteklemesi ne kadar güzel, ne kadar değerli. Öyle anneciğim. Ama işte böyle elin serserileri gelip böyle üretken, başarılı kadınların huzurunu kaçırıyor. Gerçi Aysel Hanım'a ne oldu bilmiyoruz. Ömer'e durumu anlattınız değil mi? Ömer çözer bu işi. O haydutların yanına bırakmaz. Kimmiş bunlar, ne istiyorlarmış öğreniriz yakında. Banu abla, öncelikli siparişimiz ne, ondan başlayalım. Doğum günü siparişi. Ay o zaman pasta yapacağız ha? 7 yaşında bir kuzucuğun doğum günü pastası. Ama sadece pasta değil, kurabiye, poğaça, soğuk salata çeşitleri için de anlaşmıştım. Yetiştirebilir miyiz ki? Ay yetiştiririz tabii Banu abla, ne var ki? Şimdi zor görünüyor biliyorum ama iki elden yaparız hızlıca. Yeter ki isteyelim Banu abla. Doğru diyorsun Gökçe. O zaman iş bölümü yapalım. Tamam. İstersen ben soğuk salatalardan başlayayım. Olur. Ben de pastanın kekini çırpıp fırına vereyim.
O pişerken de kurabiyenin hamurunu yoğururum. Tamam. Başlamadan bakalım mı bir eksik malzememiz var mı? Ay, pastanın üstü için meyveler eksik. Taze taze alırım, son anda kullanırım demiştim. Tamam olsun. Kek hamuru pişecek nasıl olsa daha. Hakan sen buralardadır. Ben bir ararım onu, bir koşup gidip alıp gelir. Ayıp olmaz mı? Yok, olmaz. Merak etme sen. Hakan sen benim ortağım sayılır. Hatta belki ileride bir butik dükkan açarız birlikte diye düşündük. Rakip olacağız desene. Vay dizlerim dizlerim. Abi merdivenlerde adam eğildi ya. Nuray Atanamcığım. Selam Beyciğim, bir gittin gelemedin ha. Ya o kadar yoruldum ki. Ayaklarıma kara sular indi ya. Sabahtan beri dolandım, durdum, dolandım, durdum. Ha bu robot resmi herkeslere sordum, sonra şu. Aa, çıktı mı bari tanıyan? Hı? Ay birebir çözüttürmüşüm değil mi? Yani birkaç kişi böyle gözümüz birleriyle söyledi ama tam olarak net kimse daha önce gördüğünü söylemedi. Aman onlara iyi bakmamıştır Selo. Ya kimse sağına sonuna dikkat etmiyor ki anacığım. Yoksa ben tıpkısının aynısını çözüttürdüm. Aa! Ne uğrayandım biliyor musunuz? Hı. Ayşen Hanım var ya. Kız ben söylemiştim görüyor musun? Bak sabahleyinden beri bu benim dedektif burnum kokular kokular. Parfümerci Aysel'in dükkanından esen tuhaflık kokularını alıyor. Ya ben görmedim ama mahallenin esnafı anlattı. Aysel Hanım'ın dükkanına sabah iki tane izbandut gibi adam girmiş dükkanın alıcısı olarak. Kız bak ben demiştim işte anacığım görüyor musun? Mahallede olaylar olaylar. Ben sana diyeyim Seloş. Bu olayın altından böyle çok bilinmez bir denklem çıkabilir. Denklem? Ya ta okul zamanından beri benim denklemle hiç aram yok ya. Bana düz matematik vereceksiniz. Tamam canım düz matematik olsun. Seloş sen yoruldun bugün kız. Evet. sen bana bir şey söyleyecektin. Ha evet. Sizin haberiniz yok galiba. Neyden haberim yok? Ne olmuş kız? Kız merak ettirme, çatlattırma. Ne olmuş? Ben Türkan teyzemle konuştum. As bayrakları as mı yoksa kız? Sen beni Türkan teyzemden mi istedin yoksa? Yok. İsteyecek miydi? İstemedin mi? O zaman sen ne konuştun ki Türkan teyzemle? Ya Türkan teyzem dedi ki artık vakti geldi dedi. O iş ayrı, bu iş ayrı dedi. Uzatmayın artık dedi. Neyin vakti gelmiş kız? Ne ayrıymış gayrıymış? Ama hiçbir şey anlamadım. Bizi değil ha. Evlenin artık. Nuray Hanım. Nuray Hanım korkutmayın beni. Wow! Nuray Hanım. Ay az bayrakları az, 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 az. Ay evleniyorum Seloş. Ya Allah cezanızı kaldı, bazı korkuttunuz beni. Evet. 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 Şefim, getirdin meyveleri. Hemen geçelim. Nereye koyayım bunları? Gecikmedin değil mi? Yok Hakan sen. Zahmet oldu vallahi sağ ol. Yok değil mi bir eksik yedik? Yok yok şeyim. Tam tekmil hepsi de. Vanilya, tarçın, kek hamuru. Şefim siz ne yapıyorsunuz burada? Bana kastınız mı var? Hakan sen çok yoğun bir kalori üretimi içerisindeyiz ama bu sefer amacımız farklı. Banu ablanın dükkanını buraya taşıdık. Ah. Akşama köşkte şölen falan mı var? Ama ya şefim nedir bu hazırlık? Söylesene. Bunlar Banu ablanın siparişleri. Hızlıca yetiştirmeye çalışıyoruz. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çeşitlici başı. Yani tadımda iyiyimdir de o yüzden öyle lakaf taktıklar, şey yaptılar falan. Maşallah hazırlıklar çok güzel görünüyor. Şimdi de ellerinize sağlık. Sağ olun Hakan Bey. Kaynağınız da seviyormuş sizi. İşte, yani kaynağım yok ama herhalde olsaydı severdi diye düşünüyorum. Yalnız şimdi bunlar sipariş için değil mi? Eğer böyle fırından ne bileyim kırık poğaça ne bileyim işte böyle
işte kurabiyenin içinden elması akmış gibi şeyler olursa ben onları yerim. Hiç ziyan olmaz, merak etmeyin. Kansan, ne kadar ayıp. Bunlar Banu ablanın ekmek teknesi için. Ben sana yaparım sonra. E tamam Sevim, ben bir şey demiyorum ki zaten onunla alakalı. Yok yani hani ıskartaya çıkan poğaça falan filan olursa onları yerim, onlara talibim diyorum. Hakan Bey, ne demek ıskarta? Olur mu öyle şey? Zaten poğaçalar pişsin, köşk sakinlerine de ayıracağım ben. Hem göz burun hakkı diye bir şey var. Bu sizin de hakkınız, hep birlikte yaptık. Bu kış günü benim için evinizi açtınız. Ya Banu abla, Türkan annem hep ne der? Biz bu mahallede kocaman bir aileyiz. Hakan sen de buna alışacak. Hakikaten ya, vallahi böyle bir aile gibi olduk değil mi? Şimdi aile demişken, küçükken de böyle annem pasta börek yapardı, bir şeyler yapardı falan fırında. Orada böyle kırıklar, çırıklar falan olduğu zaman onları hemen bana verir sıcak sıcak. Nasıl güzel olurdu onlara. Ben yardım edeyim ben de, bir şey mi söyle. E tamam, hadi giy önlüğü. Önlüğü. Gökçe, diyorum ki acaba siparişler hazır olduktan sonra Hakan Bey onları gidip teslim edebilir mi? Ya, mümkün müdür acaba? Yani madem mahalle dayanı, mahalle dayanışmasına alışsın o zaman. Tabii tabii, götürürüm. Götürürüm Banu Hanım, götürmez miyim? Yok şey anlamında götürürüm hani siparişleri anlamında. Ay, götürürüm ben bunları, Fizan'a bile götürürüm. Ay ponçik ponçik bunlar. Ponçik bir şey değil. Yiyeceğim mi ben şimdi birazdan? Bunu içsel bir yolculuk olarak düşünün. Hiç korkmayın, titremeyin öyle. Ay hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ya bizim çok merak ettiğimiz bir şey var. Ben hemen böyle lafa pat diye denek giriyorum ama disleksiyle dikkat eksikliği aynı şey midir? Aynı şey değil. Ama biz hep karıştırıyoruz onu. Neden? Kelimeler de birbirine benziyor. Bir de disleksi sorunu yaşayan çocukların %80'i aynı zamanda dikkat eksikliği de yaşar. Arasındaki fark ne? En önemli fark ne mesela? En önemli fark şu, disleksi olan çocuk, yani disleksiliği olan çocuğun okumasında, yazmasında hatalar vardır. Okumakta, yazmakta bazen zorlanırlar, hata yaparlar. Ama dikkat eksikliği daha çok genel olarak dikkatini vermekte zorlanmaktır. Herhangi bir işe, okumaya, yazmaya, herhangi bir işe, yani bir ev işi yaparken de, araç kullanırken de, biz yetişkinler için de dikkat eksikliği çok daha genel bir kavram. Evet ya o zaman Türkiye'deki çocuklarda diye düşünmeyeceğiz. Tabii ki her yaş grubu var, her yaş grubunda önemli. Da var. Ya ben kendimden biliyorum mesela bayağı süre dikkat eksikliğim oldu. Hakikaten bunun bir problem olduğunu yani hastalık olduğunu ben kendim de düşünüyordum. Yani acaba ben niye böyleyim? Sonra dalgınlıkla birleştirdim. Kafamın dolu olması, birçok şeyi birden fazla şeyi bir arada düşünmek. Hani bunlar da insanlara çok etken. Ama buna dikkat eksikliği, hastalığı denir mi? Onu hiç düşünmemiştim. Şimdi sizden öğreniyorum. Sevgili Edil, ülkemizde en yaygın, çocuklarda en yaygın olan, yetişkinlerde de en yaygın olan sorun dikkat eksikliği. Hastalık diye tabir etmiyoruz da biz bunu bozukluk diye tabir ediyoruz. Bozukluk, yani bozukluk diye tabir ediliyor. Bir hastalık değil. Hı. Bu bir bozukluk ve tabii ki uygun yol ve yöntemlerle geliştirilebilir bir şey. Yani neden önemli? Çünkü hayat dikkat ettiklerimizden ibaret değil mi? Bakın ilişkinizde bile konuşurken karşınızdaki kişinin ne konuştuğuna, ne anlattığına, beden diline daha iyi dikkat ederseniz daha etkili bir iletişim kurmaz mısınız? Kesinlikle öyle. Evde iş yaparken de dikkat önemli değil mi? Ev kazaları. Trafikte önemli değil mi? Evet. Öğrenci için de özellikle öğrenirken çok önemli. Çünkü çocuğun okul başarısını, çocuğun geleceğini, mesleğini, hayatını inanılmaz etkileyen bir şey. Böyle yakınlarımız ya da arkadaşlarımız olduğu zaman onlarla nasıl iletişime geçmeliyiz? Yani onları dışlamak değil de hem okulda, sınıfta hem sosyal aktivitelerde onlarla ilişkimiz nasıl olmalı mesela? Ya sevgili İdil, aslında o kadar güzel bir noktaya temas ettin ki. Biz de özellikle çocuklarla ilgili yargılama, etiketleme, yani bir çocuk hareketliyse hemen hiperaktif deme, yani hemen yaramaz damgası vurma. Bir küçük hata yaptığı zaman işte onun zekasıyla, öğrenmesiyle ilgili olumsuz etiketlemeler yapmak. O kadar yaygın ki. Yani böyle bir durumda
öncelikle hemen bir etiketleme yapmamak, yargılamada bulunmamak gerekiyor galiba. Çünkü çok fazla karşılaştığımız, bizim de günlük hayatımızda çok karşılaştığımız şeyler değil mi? Evet, yani şimdi belli bir yaştan sonra, yani genç, ergen dönemi bitirdikten sonra bir insan bununla daha kolay başa çıkabilir. Hı hı. Çünkü kendinde bu bozukluğu artık biliyordur. Hı hı. Ama belli bir yaştan öncesinde çevrenin bilemez. Çevrenin o yüzden desteği çok önemli değil mi hocam? Aile bence. Aile eğer bunu bilmiyorsa çocuğa maalesef aptal gözüyle yaklaşıyor. Evet, yani nasıl anlamazsın, nasıl yapamazsın, zekanda mı sorun var? Aslında yok. O çocuğun sadece bir desteğe ihtiyacı var. Ve o çocuğun okul hayatı bazen başlamadan bitebiliyor. Evet ya. Yani ilk yıllar böyle bu etiketlerle ve bu yaklaşımlarla büyüyen çocuğun öğrenme hayatı, akademik hayatı o kadar zor ilerliyor ki. Yani çok parlak bir çocuk, çok iyi yerlere gelecek bir çocuk sırf bundan dolayı. Biz bilmediğimizden, yani biz hiç ya da bazı öğretmenler bilmediği için, anne baba bilmediği için. Çok şükür şimdi yeni nesil anne babalar bu konuda çok bilinçli. Bilinçli. Peki sizde böyle bir hastalık var mıydı ya da çocukken ya da tabii, şu an? Ne güzel tabii. Bir soru sordun Betiş. Evet. Evet, bu konuya belki yatkınlığımın bir nedeni de benim geçmişte yaşadığım sıkıntı olabilir miydi? Abimin disleksi rahatsızlığı, bozukluğu vardı. Yani o okumada ve yazmada hatalar yapardı hatırlıyorum. Ben de işlem hatalarını çok yapardım. Yani diskalkuli dediğimiz bir şey var. Diskalkuli. Diskalkuli, hesaplama güçlüğü. Matematik bozukluğu diye de geçebilir. Ben de hesaplarda çok hatalar yapardım. Bu bilinmeyen bir şeydi. Yani o zaman hiç adı sanı bilinmeyen bir şeydi. Nasıl, neler yapılacağı da işte çalışırsan başarırsın, çalışamazsan başaramazsın. Evet. Ya da evet. Bu çocuk çalışmıyor ya da matematiği sevmiyor. Sevmiyor ya da gibi algılanırdı. Okumayı yazmayı sevmiyor bu çocuk, tembel falan diye etiketlenirdi. Oysa hiç de öyle değilmiş aslında. Yani, peki nasıl düzelttiniz? Ben çok çaba sarf ettim. Ama yanlış yollarla çaba sarf etmişim. O yüzden kendimi hep matematikte başarısız buldum ben. Çok çaba sarf ediyorum. Yani öğreniyorum ama sürekli sorularda hatalar yapıyorum. Bu bende ciddi bir artık öğrenilmiş çaresizlik diye tabir edilen bir şeye neden oldu. Çünkü o zaman uzman yoktu, bilen yoktu. Sadece şu vardı işte, yani demek ki ben dedim matematik yeteneğim benim çok yüksek değil. Bir yere kadar yapabiliyordum. Böyle böyle geldik. Yani biraz da diğer yönlerimizi güçlendirerek aslında hayata atılmaya çalıştım Mete Hanım. Peki hocam, önce disleksiyle başlayalım. Disleksiyi nasıl anlarız? Ya aslında şöyle bir uygulama yapabiliriz sevgili İdil. Yani mesela çocuğun için de yapabilirsin ya da Mete Hanım kardeşi varsa kardeşimiz için de yapabiliriz. Buradan Batı senin için. Takipçilerin için de bir örnek tamam, olabilir. Tamam, lütfen. Onların bir saat çizmesini isteyelim. Aynen şöyle diyelim. Hadi bana bir saat çiz diyelim. Ama çocuğun saat çizimini aldık. Şöyle aldığımızı düşünelim. Saati çizmeden önce çocuğa şunu diyelim. Bana saati çiz. Daha sonra eğer çocuk birinci ve ikinci sınıfa gidiyorsa, onu da yazayım ben buraya. Bir ve iki ise çocuk. Diyeceğiz evet. Ki hadi bana saat ikiyi göster. Aha. Diyeceğiz. Evet. Eğer çocuk ikinin üzerindeyse de hadi bana saat 11'i 10 geçiyoru göster. Çocuk önce çizecek saati, sonra da saati gösterecek. Mesela normalde bir çocuğun şuraya 12'yi koyduğunu düşünelim. Evet. Bakın bu burada çok önemli bir şey var aslında. Hı hı. Organize ve planlamada sorun yaşayan, dikkatte ve disleksiste sorun yaşayan çocuklar bu 12'ye bölme konusunda sıkıntı yaşarlar. Yani normalde çocuğun böyle 1, 2, 3... 4, eşit 5, parçalara bölüyor 6, olması 7, lazım sadece. 8, 12, 9, hı. 10, 11 ve 12, 12 değil mi? Evet. Daha sonra yazacak buraya. 1 diyecek, 2 diyecek, 3 diyecek, 4 diyecek, 5 diyecek. Ama bazı çocuklar ne yaparlar biliyor musunuz? Hatta benim yanımda bakın bir örnek de getirdim size. Bak görüyor musun? Metehan gördün mü? Bak bu çocuk ne yapmış? Organize edememiş. Bu çocuk öğrenirken de böyle öğreniyor yazık. Aslında. Yani hocam aslında normali sizin yazdığınızken saatin bir tarafına evet. Bütün saatleri peki, rakamları yazıyor. Bunu yapan çocuk kaçıncı sınıf? 10 yaşında 4. sınıfa giden bir çocuk. Bakın 10 yaşında 4. sınıfa gidiyor ve bunu organize etmede, planlamada şu şekilde
Yapmadan. Peki hocam bunu ne düşünerek bunu böyle yazıyor, yapıyor? Bu çocuk şöyle, aceleci. Heh. Plan yapamıyor. Evet. Ani kararlar veriyor ve çocuk öğrenemiyor, yanlış öğreniyor. Peki doğrusunu gösteriyorsunuz, arkasından tekrar çizmesini istiyorsunuz. Yok, o son, bu şimdi bir anlama. Bu öğrenme kısmı, iyileştirme kısmı sonraki aşama. Heh. Şimdi biz senin takipçilerine ya da işte varsa kardeşiniz, çocuklar, evet, onlara biz şey gösteriyoruz. Nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılır? Heh. Eğer çocuk burada saati düzgün çizdi, tamam, ama bir de şimdi birinci ve ikinci sınıftaysa akrep ve yelkovanı doğru göstermesi lazım. Doğru, evet, gösteremezse disleksi. Şüphesi vardır. Eğer çocuk üçüncü sınıfa gidiyorsa, dördüncü sınıfa gidiyorsa, beşinci sınıfa gidiyorsa ve 11'i 10 geçiyoru gösteremiyorsa, genelde ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Şimdi 11'i gösteriyorlar akreple. Çünkü yelkovanın nerede olması lazım? Burada İkinin olması üzerinde olması onlar lazım. Onlar bak böyle yapıyorlar. Hay canım. Ya hatta şimdi bakayım elimde. Hay bitmiş. Bakın gördünüz mü? Evet, 11'e 10 geçiyor. 11'e yani... 10 geçiyoru göster demişiz. Böyle göstermiş. Mesela bak, bu da böyle göstermiş. Bu organize edebilmiş. Bakın. Bunlar hep danışanlarımız bak, mı evet, hocam? Evet, evet. Bana organize gelen çocuklar edebilmiş ama bakın, şuradan bu sayıları sonra... organize edebilmiş. Evet. Ama akrep de yer kovanı gösterememiş. Gösterememiş. Bu çocukta dikkat sorunu az ama disleksi var. Bu disleksi çocukta... dikkat sorunu yok ama disleksi var. Bu çocukta hem dikkat hem disleksi sorunu var. Ya. Evet, rakamları böyle anladık. Evet. Gelelim yazıya hocam. Şimdi yazılardan da aslında çocukların yazısından da mesela şöyle bir yazı. Sana ne hissettiriyor ben bu yazıyı gördüğünde? Bu yazıda ben şunu görüyorum. Aceleyle yazılmış. Hı hı. Hani çabuk çabuk not almak isteyen bir öğrencinin yazısı gibi görüyorum ben. Sen? Hiç anlamadım ya. Doktor yazısı diyeceksin. Doktor yazısı gibi. Bakın reçete. Burada da irili ufaklı, işte bazen sağa sola kaymalar var, hatalar var. Ha bu arada hatalar var derken, bu disleksi dedik ya, bu çocukların en sık yaptığı hata B ile D'yi karıştırmak. Evet. Bazen sayıları... ters yazmak. Ters yazmak. Evet. Sık yaptığı evet. hatalardan bir tanesidir. Peki hocam bunun limiti var mı? Yani kaç yaşına kadar bunu düzeltmek için... ideal zamanlar... Başlamalıyız. Ya, ideal zamanlar ve geç kalınmış zaman evet. ne olabilir? Yani birinci sınıf altın sınıftır bunun için. 7 yaş yani. 7, evet. 6, 7 yaş. Evet. Birinci sınıfta... Evet. Başlarsak bizim en çok verim aldığımız yıl birinci sınıftır. İkinci sınıf ve üçüncü sınıf. Ondan sonra desteğimiz, faydamız azalıyor. Yani dördüncü sınıf bunun için biraz geç. Yani ben mesela diyelim ki bir ebeveynim ve arkadaşımın oğlu zaten Metehan. Benim de oğlum gibi elimde büyüdü. Metehan da 18 yaşında ve bunu fark ediyorum ben. Hı hı. O zaman ne yapmalıyım? Yani size gelmekte geç mi kalmış oluyorum? Biraz geç kalmış oluyoruz. Peki o zaman Metehan'ın durumunu, yani Metehan yaşındaki bir çocuğun durumunu nasıl değiştirebilirim, kolaylaştırabilirim, ne yapabilirim? Orada yetişkinlerde şuna bakıyoruz. En çok zorlandığın konu neyse direkt ona çalışıyoruz. En çok zorlandığın konu yer yön kavramı mı, okuma yazma mı, hafıza mı, soru çözmede hatalar mı, direkt ona odaklanıyoruz. Ama burada... Aslında genel bir iyileştirme hali var. Evet. Çocuğun sadece biz yazısını, okumasını düzeltmiyoruz ki. Aslında o çocuğun günlük hayatındaki aktiviteleri, yaklaşımları değişiyor. Yani hayat kalitesini kesinlikle güzelleştirmiş. Kesinlikle. Şeyi, siz kaç yaşında fark ettiniz de kendinizi değiştirmeye başladınız? Ben fark etmedim, bilmiyordum. Ben psikolog olduktan sonra dedim ki, bunları öğrendikten sonra dedim bende disleksi varmış. Abimde disleksi varmış. O zaman? Tabii. Ben psikolog olduktan sonra ve bunları öğrendikten sonra ben anladım. Yoksa bilinmiyordu ki. Hocam peki bu genetik bir şey mi? Evet, genetik bir şey. Genetik bir şey. Büyük oranda genetik bir şey. Genelde yani, solak mısınız? Yok, ben normalde sağ elimi kullanıyorum. Disleksiler genelde solak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Yok. Yok.
öyle bir 80'e 20 gibi bir oran var. Yani sağak ve solak olmakla. Bu arada sağlak diyoruz ya. Evet. Türkçe orijinali olması gerekeni sağakmış. Sağak. Evet, sağak. Sağak. Aa, yani sola solak diyoruz çok ya. İyi oldu öğrendim. O da sağak. Doğrusu aslında sağak denmesi gerekiyormuş. Sağak. Biz kısaltıyoruz sağ. Sağa sol. Evet. Beklerim. Dikkatimi çeken bir şey var. Bunu tamamen meraktan soruyorum. Hep el yazısı gördüm. Kimse normal yazmamış. Bir sebebi var mı yoksa siz... Yok, ben el yazısı örneklerini aldım. Daha iyi görüyoruz çünkü onlardan. Anladım. Tamamen merak ediyorum. Yani daha iyi görüyorum. Daha iyi gösteriyor o sorun olan yerleri. Anladım. Şurada üç kedimiz var. Aa, bunlar... Yumaklarımız var. Evet. İdil, bazen keyifli egzersizler yapmak gerekiyor. Yani tabii ki zor egzersizler disleksi var. Disleksi için mi yoksa dikkat eksikliği için? Hem dikkat için. Eksikliği için hem de disleksi için. Hem de zeka akıl çalışmaları için de, gelişimi için de yaptığımız çalışmalar var. Örnekler demiştin ya. Evet. Yani keyifli örnekler. Şimdi zor örnekler var, uzun örnekler var, çok uzun çalışmalar var ama... şimdi... Mesela hocam Metehan'a bir tane yapalım. Metehan, o zaman şöyle... şöyle bir soru sorayım sana. Hızlıca cevap verirsen, yani çok çok da uzun da düşünme. Çünkü bu ilkokul çocuklarına yaptığımız için ben söylüyorum. Ona bak sakın. Evet. En alttaki. Bilemezsem o. En alttaki. İdil. Üç kedimiz de aynı hızda gittiğine göre yuva önce hangisi ulaşır? Oradaki. En alttaki. Allah kahretmesin. Hocam en alttaki. En alttaki. Doğru bilmişti aslında. Ortadaki. Ya. Evet. Evet. Nasıl yanıldın? Sen yanıldın. O zaman hocam ben bildim. Arkadaşlar da işte okulda böyle yapıyorlar. Evet. Evet. Ha. Neden? Peki neden hocam? Mesafe daha kısa. Ama diğerinde yokuş aşağı. Yokuş aşağı. Metehan'ın söylediği yokuş aşağı. Daha hızlı gitmez. Aynı hızla gidiyor. Bak ya. İşte ben soruya dikkat. Demek ki benim daha de dikkat eksikliği. Evet. Dikkat eksikliği olduğunu ben biliyordum zaten. Ya. Kesinlikle biliyordum. Ben... Şu üçgenlere bir bakalım. Bir de üçgenlere bakalım. Metehan. Burada kaç tane üçgen? Bu bir egzersiz. Kaç tane üçgen var? 6, 7, 8, 9. Değil mi? Devam et bakmaya. Şimdi beyni biraz zorluyoruz. Hadi biraz daha bak. 12. Bravo, yaklaştınız. 12 nereden buldun ya? 12. İdil, i̇yi buradan, bak. Buradan iyi gösterir bak. Misin? Evet, ben... gösteririm evet. Hocam. Bak. Göstererek, bununla çizerek. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Bravo. 10, 11, 12. Yani çok farklı bir bakış açısı var. Değilmiş. Hiç yani oralara düşünmedim. Değilmiş, evet. Çok çok farklı bir bakış ama açısı var. Ama o da üçgen var. Hocam. Bu da üçgen, bunlar da üçgen. Şimdi burası tam bir üçgen değil. Yani evet. Şurada bir kesinti var ya. Aa, peki başka üçgen görüyor musun? İşte dikkat eksikliği. Onun dışında... Görmüyorum mesela... hocam. Bizim şu küfe geldi hocam, korkmazsın. Ay çok severim, bende de var bir tane. Miskin. şimdi bir, normalde öğrenciye bulduruyorum. Çünkü baktıkça, beyin odaklandıkça beynin kapasitesi artar. Ne kadar çok odaklanırsanız aslında bizim algı yeteneğimiz, öğrenme yeteneğimiz o kadar çok artar. Bir olaya 5 dakika bakmakla 10 dakika bakmak arasında çok fark var Mete abi. Üzerinde düşünmek çünkü beyin üretiyor kendisi. Bakış açını değiştir, evet hocam. 10 dedik mi? Evet hocam. 10. 11. 11. Gördün mü? 11. 12. Nasıl 12? 12. Ya o zaman bakarsak o zaman 13. O zaman 13. 13. İçinde evet. Nasıl? İçinde var mavi olan yer. Hayır yok 13 tane. Ama bunları saymıyoruz demek. Ama evet. Ama yine de yaklaşmışım. Ama tebrik ediyorum. Başkası olsa tüm samimiyetime soruyor. Yetişkin bir insana bile sorsan 6 derdin. Sebep? Yok genelde 9 diyorlar Mete abi. 9 mu diyor? Evet o kadar. Ama sen çok çabuk diyorum. Buldun. Hayır. Benden de çabuk buldun. Demek ki sen benden daha dikkatli bir insansın. Acele etti bence. Acele ettim. Acele etti ama ben de, evet ama direkt, dikkat eksikliği yok. Hesapladım. Acele etmek de dikkat sorunudur. Öyle mi? Evet sabırsızlık ciddi bir dikkat sorunudur. Peki hocam başka var mı? Başka olabileceğim. Tamam hadi bakın size güzel bir soru daha sorayım mı? Evet. Sen başla bu sefer. Evet. Tamam. İlginç bir dikkat ve mantık sorusu. Şöyle istersen böyle daha rahat tamam. Görüyorsun. Böyle. Evet. Bu kapılardan birisinden çıkmak zorundasın. Eli silahlı bir katil var bu kapının arkasında.
3 aydır hiçbir şey yememiş bir aslan var bu kapının arkasında. Burada da yangın var. Hangisinden çıkarsınız? Çıkmak zorundasınız. Birisini tercih edeceksiniz. Hangisini? Hemen bundan tabii ki. Eli silahlıdan hemen. Sen Mete ha? Nedenini de soracağım. Tamam. Edir. Tamam. Neden onu tercih ettin? Ben de yangın. 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 Sen neden yangını seçtin? Dede şimdi anla. Yangından... Daha mı kolay kurtulurum diye düşünüyorsun? Evet. Nereden biliyorsun ne kadar derin olduğunu yangının? Üstüme bir şey atarım çıkar koşarım. İdil sen ne düşündün? Hocam ben şunu buna düşündüm. Ben bu kapıyı açıyorum hocam. Evet. Yani tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır hocam. Tamam mı? Açarım ben. Derim ki bak arkadaşım. Çıkayım sen beni buradan bırak. Yine ben vur. Baksana neler neler yapacağım. Hayır yine vur ama sonra. Sen beni bir dakika vurma. Ben bak ben çok iyi bir insanım ama seninle çok güzel hayatım boyunca sana yardım ederim derim. Böylece belki beni... Aslında mantıken nereden çıktığımızın bir önemi yok. Sonuç olarak son hep aynı yere gidiyor. Söyleyeyim mi? Söyleyin. 3 aydır hiçbir şey yememiş, ölmüş. Aslan ölmüş, 3 aydır hiçbir şey yememiş ya. Ölür mü aslan? Bizim şansımız, bizim şansımız ölmez. Bizi yer. Evet, bizi yiyebilir. Çünkü biz çocuklara çalışırken mutlaka mantık çalışmaları yapıyoruz. Çayda bir şey yiyemeyen insan ölüyor mu? Yok, ölmüyor. Yani evet. Ama bu şey değil mi hocam? Şimdi, bir soru sorulduğu zaman bile şey diyoruz ya, şaşırtmacadır ya. Basit bir şey çünkü insanlar basit bir soru geldiği zaman... İlla onu, mesela, onu böyle düşünmeyi şüphe ister, yani. Şüphe. Mesela 2 2 daha 4. Evet. Şimdi ama 2 2 daha 4 değildir ya. Bir şey vardır bunda. Çünkü insan bunu düşünüyor ister istemez. Neden bilmiyorum ama düşünüyor. Ya, hocam kesinlikle size geleceğim. Evet. Bu tür çalışmalar yani keyifli egzersizler var. Tabii zor çalışmalar da var. uyku düzeni bozuk olan çocuklarda ilk gördüğümüz dikkat ve hafıza sorunu. E tabii yani uykusun ne kadar azalırsa o kadar... Fazla da. Ay, fazla. Evet. O bir uyuşukluk yapıyor zaten. Ya beyin işte, beyine çok iyi bakmamız hafıza lazım. Demişken, Mete Hanım da bulmuşken. Hadi. Mete Hanım, hadi seninle bir çalışma daha yapalım. Mete Hanım şimdi genç olduğu için ben ona 12 kelime. Aa evde de yapabilirler bu arada senin takipçilerin İdil. Tamam hocam. Ben Batuhan'a da yaptırayım. Batuhan'a da yaptır. Mete Hanım, sen şimdi yetişkin olduğun için senin 30 saniyen var. İlkokulda 60 saniye veriyorum. 60 saniye. Bilmiyorum. Mete Han'ın 30 saniyesi var. Mete Han, bu kelimeleri lütfen dikkatle hafızana kaydet. Çünkü bunları yeriyle beraber istiyorum. Hadi süremiz başladı. Yerleriyle beraber. 1'de ne varsa onu isteyeceğim. 2'de ne varsa onu isteyeceğim. Evet. Evet mi diyorsun? Hı hı. Tık 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 tık. O zaman şöyle yapalım. Unutacağım tek şey eğmendir. Ben unuttum. Bire ne diyorsun? Çakal mıydı, çardak mıydı? Çatal mıydı? Çatal. Çatal. 2'de ne vardı? Güneş. Güneş, şimdi bakacağız. 3'te ne vardı? Bardak. Amen. 4'te? Doğa. Amen. Amen. 4 amen değil mi? 4 amen. Amen. 5? Doğa. Doğa. 6 çilek. 6 çilek. 7 duygu. 7 duygu. Metehan çok iyi gidiyor galiba. Çok iyi gidiyor. Bir de diyor, kaç tane vardı hocam? Bir de benim söyleme. 12 ya. Ay, 12. Pardon hocam, özür dilerim. En sonu kağıttı, onu hatırlıyorum. O zaman şöyle yazalım. 12'ye kağıt yazalım. Evet, kağıt. Tamam. Ben bir tane biliyorum. Nasıl bir tane biliyorsun? Bir tane. O kadar baktın. 11 ağaç. Duygudan sonra bir dakika, duygu. Kopya geldi. Tamam, bir tane de ben vermiş olayım teyzesi olarak. Tabii canım, o kadar da olur ya. Ağaç, orman vardı, orman kaçtaydı? Lafı hocam 8 orman. Çocuğa ama. Orman. Haklı. Kaça orman? En alttan 9 oluyor burası. 10, 11, 12. 10 orman hocam. 10'a orman diyelim.
Bu kadar hocam. Diğerlerini hatırlıyorum da kat vardı. Kat. Kaçta olduğunu bilmiyorum. Kat vardı. Kat. Evet. Şuraya bir yazalım bakalım. Kat var mıymış? Ondan sonra... Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Bu kadar hocam. Haydi bir bakalım. Öleceğim meraktan. Öleceğim. Kat ne ya? Şimdi... Kale. Kaleyi kat diye hatırlamış. Bir çatal doğru. Bravo. İki güneş doğru. Üç bardak doğru. Bravo. Dört eğmen doğru. Beş. Doğa ormanmış. Tamam. Doğayın duyguyla doğa karıştırdım. Altı çilek, yedi çilek. Pardon, altı duygu, yedi çilek. Evet, yedi ile altıyı değiştirmiş bak. Evet. Ama bu da doğru sayılır hocam. Bence evet. Doğru. Bu bir dikkat hatası. Hafıza var ama dikkatli, evet. Evet, sekizi zaten söylememişti. Dokuzu da söylememişti. Onu bence kat yerine kale. Yani... Evet. Yarım puan veremiyoruz oradan. Evet. Oradan bir şey yok. 11 ağacı ben zaten söyledim. Evet. 12 kağıt o dedi. Şöyle toplamda 1, 2, 3, 4... 5 çilek. 5, 6 çilek. Yok 7 çilek. Şöyle hocam sayılara çok dikkat etmeyelim. Evet. Şimdi nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? Nasıl hocam? Bir tam hatırlama var, bir de hatırlama var. Mesela bunları biz doğru kabul ediyoruz. Ha tamam güzel. Ama bir de bunlar tam, bir de tam hatırlama hesabı var. Tamam. Bir, toplamda... şöyle hatırladığı kelime 1, 2, 3, 4, 5, doğa yoktu pardon değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 7, 8, 9. 9. Maşallah. Çok iyi ya, 12'de 9. Çok iyi. Aferin oğluma ya. Odaklanamadım. Odaklansam. Aferin ablacığım. İyi, ya çok iyi. 12'de 9 çok iyi. Evet. Ay hocam çok güzeldi. Geliştirilebilir yani bir şey. Harika ama size gelmemiz gerekiyor. Gidelim mi bir gün? Gidelim. Ziyaretine. Hakikaten uzun uzun sohbet etmek istiyorum. Çok iyi olur. Çok güzel bir program oldu benim için. Bir de çok keyifli bence çocuklar için de. Tabii tabii. Çok keyifli. Yani Metehan zaten okul zor, yani zaten dersler zor. Ben bunu keyifli vermezsem çocuklara öğretmekte zorlanırım. Biraz keyif olmalı işin içinde. Biraz eğlence olmalı. Yoksa çocuklar öğrenmekte zorlanırlar. Çünkü çocuğa yap deyince yapmaz çocuk. Eğlenmesi gerekiyor. Beyin için yani beyin, dikkat, zeka, konsantrasyon, beynin tüm gelişimi için son bir şey söylesem. Lütfen. Bunların aslında yanında en önemli bir şey var. O yüzden sona bıraktım. Ailedeki huzur ve sevgi. Ay evet hocam. Çünkü bu gerçek bir şey. Deneyle ve çalışmalarla gösterilen bir şey. Eğer çocuk evde huzur ve sevgi ortamında büyüyorsa, o çocuğun beyin performansı, dikkat, zeka performansı kesinlikle ve kesinlikle daha iyi oluyor. Evet, çok önemli bir nokta. İnanılmaz, en önemlisi. Her zaman öyle, evet. Hepsinden daha önemlisi... Huzur. Evdeki sevgi ve huzur. Sevgi ve huzur. Ay çok güzel, sizinle tanıştığımız için çok mutluyuz gerçekten. İyi ki geldiniz. Çok ben teşekkür ediyorum, çok keyifliydi. Çok güzel bir sohbetti. Selam beyciğim. Kız biz böyle ne güzel olduk değil mi anacığım? Ha? Kuluk kuluk. Kuluk kuluk. Bence de. Zaten millet birbirine yakıştırıyor. Yakıştırmıyor değil mi? Sinaş. Hani bir kere söylemiştim ben senin sesini duymuştum. Şimdi hele bana bir şarkı söylesene. Sizin oralardan ama. He mi? Ama yok ya oralardan değil. Utanırım şimdi. Benden mi utanacaksın? Ama yok. Ne diyeyim? Hadi söyle. İyi tamam, size özel olsun o zaman. Ah sarın balini de gel salını salını. Ah sarın balini de gel salını salını. Adam çabuğun de taşır da senin gibi gelini o asiyem o. O asiye, asiye, tütün koydum kesiye. O Asiye, Asiye,
Tütün koydum kesiye. Baban seni verida bir papırasiye. Oy sevdumu. Baban seni verida bir papırasiye. Oy sevdumu. Sistahının başları da püfür püfür esin. Sistahının başları da püfür püfür esin. Baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesin. Baban bu yıl kurbanı da çifter çifter kesi. Oy Asiye'm oy Asiye, Asiye. Tütün koydum kesiye. Baban seni verida bir papırasiye. Oy sevdumu. Birbirimizi ne olursa olsun hiç kırmayalım Nuray Hatun'u. Ecelden başka ayrılık gelmez olsun. Söz mü? Söz anacığım, söz. Üzmek yok birbirimizi. Pek bir şey de duymadık değil mi Rabiş? Hiçbir şey duymadık. Kız biz evleniyoruz biliyor musunuz? Hani ertelemiştik ya, şimdi de ertelemeyi erteledik anacığım. Ay evleniyoruz.